yerdagi farzandlarimdan bir ahli solih, ahli taqvo, bir xudoga bo'ysunadigan odam chiqadi deb o'ylamang. Nima uchun Xudo taolo harom narsalarni aniq etdi? Nima uchun haromdan qaytardi? Chunki haromning kasofati shu darajada ekanki, insonni qalbini Xudodan qo'rqmaydigan qilib qo'yar ekan. Ishonmasangiz, o'sha atrofingizdagi haromdan qaytmay yurgan insonlarni qarang, hamma narsaga bemalol qadam bosib ketaveradi. İnsonni hissiz bir robot hayvonga aylantirib qo'yar ekan. Harom shuning uchun harom ekan. İnsan bu uchun dunyoga kelmagan-ku, to'g'rimi? Ba'zi bir insonlarga gapirasiz, bitta gapini darrov o'zini o'nglab bir yaxshi tomonga harakat qiladi. Chunki u ota bobolaridan toza halol kelayotgan insonlar. O'zi shunday yo'lini topadi, bitta turtki. Lekin bir insonlarga o'tirib olib, oyat aytasizmi, hadis aytasizmi? Farqi yo'q. Chunki u o'sha hissiz insonga aylanib bo'lgan. Qalbda Xudodan qo'rqish yo'q. Uchinchi farzi Alloh taboraka va taolo tomonidan berilgan ne'matlarni yeb, toshu ne'matlar inson tanasida quvvati bor ekan, Allohga gunoh qilmaslik farz ekan. Alloh g'azabi keladigan, Allohning la'nati keladigan ishlarni qilmaslik farz ekan. Junayd Bag'dodiy rahmatullohi alayhi yosh talabalik paytlarida ustozlari so'rabdilar. Ey Junayd, Allohning ne'matlari haqida qanaqa fikrdasan desalar, o'ylab turib javob qilgan ekanlar. Hazrat, Allohning ne'matlari haqida mani fikrim shuki, bu ne'matlarni yeb, bu ne'matlarni bergan Allohga isyon qilmaslik deb bilaman. Ey otangga rahmat degan ekan. Umringdan barakot top degan ekan. Bundoq ko'ngli taskin topadigan bu javobni qayerdan topding desalar, Hazrat o'zlarining ta'limlaridan degan ekan. Qarang, Allohni ne'matiga munosabatni bildirib turib, yana savol berganda nisbatni kimga beryapti? Ustozga beryapti. Mana ulug'larning darajasi, ulug'larning maqomi mana shunday bo'ladi. Ya, men shuncha o'qidim-da, shuncha kitob ko'rib qo'ydim-da, deyotgani yo'q, o'zlarini bergan ta'limlaridan deyapti. Mana bu narsani yesak-da qarang, yesak-da İsyon qilsak. İbrahim ibn Adhamdan bir yigit kelib so'radi. Hazrat, men shunaqa bir shaytonga yaqinroq nafsga bir qul bo'lgan insonmanki, gunohlar qilgim kelib ketaveradi. Shu gunohdan qaytishligim uchun nima qilishligim kerak desa, Alloh taoloni bergan nasibalardan, rizqlardan yeb, ichib, taray quvvat olib gunoh qilmoqchi bo'lsang, sen shundoq joyda gunoh qilginki, seni qilgan gunohingni qayerda qilganingni Xudoing bilmay qolsin, ko'rmay qolsin degan ekan. Mumkinmi? Bormi shunaqa joy? Qayerda bor? Bizlar gunohni qachon qilamiz? Hozir mana shu yerda taomni yeb olamiz-da, mana shu yerdan chiqish bilan og'zimizga sigaret olib, qo'limizga sigaret nostashib, og'zimizga nostashib. O'sha joyni o'zida boshlaymiz. Gunohni, isyonni. Nima uchun bugun farzandlarimizga gapimiz ta'sir qilmayapti? O'tmayapti. Qalbiga yetmayapti. Chunki sizni bizlarni mana bu hayotda dunyoda yeb ichayotganlarimizda yo shubha bor yoki harom bor. Imom Azam rahmatullohi alayhi huzurlariga bir ota-ona bir buncha bir 4 yashar bolasini olib keldilar. Hazrat, shu bola qonimizni ichayapti. Shirinlik ber, shirinlik yeyman, shirinlik tobering, shirinlik olbering. Ha, biz qattiq oberamiz har kuni bunga, har kuni 5 oltin mahal. Shunga bir dam solasizmi, bir duo qilasizmi, nimadir qilib bering. Shirinlikni bizni qonimizga tashla qilmasin. Imom Azam aytdilarki, rahmatullohi alayh, bu bolani 40 kundan keyin olib kelinglar dedilar. 40 kundan keyin olib keldilar. Shunda balaga bolani boshini siladilar-da, bolam shirinlik demagina endi dedilar. Tamom. Bola shirinlikni unutdi. Janjal ham yo'q to'polay. Ali ota-onaga Hazrat baraka topkur, Xudo xayrizi bergin, bir og'iz so'z ekan. Bir og'iz so'z ekan. 40 kun oldin kelganimizda shunday shuni aytish mumkin emasmidi? Aytsaz bo'lmasmidi? 40 kun qonimiz ichdi bu yana. Mana bir og'iz aytdingiz, shirinlikni unutdi. Mana 3-4 kundan umuman shirinlik demayapti. Nimaga shuni qildisa?
Sizler farzandilerini mani huzurumga olib kelib şu şirinlik deb janjal qiladi, to'polang qiladi, shunga nasihat qiling, duo qilasiz, dam solasiz deganida men o'sha kuni şirinlik yegan edim. Men o'zimda tanamda şirinlikni tarkibi, quvvati bo'la turib bunga şirinlik yemasam gapim ta'sir qilmas edi. Mana 40 kun o'zim şirinlikdan saqlandim. Mana bir og'iz aytdim, bu farzandilerini qalbiga yetdi dedilar. Taom yediz. Taomdan keyin bizlarga bugün talep qilinadigan Allah'ın büyük ibadetlerden bittasi nima? Peşin namazı. Peşinni okumadız. Allah'a karşı iş kıldız. Peşinde abet kovaldız da peşinden keyin asr okumadız. Allah'a günah kıldız. Kaza kaza. Hemme ibadetlerden manaj. Allah bergen nimetini yediz mi? O buyurgan ibadetini kımayapsız mı? Demek siz ana şu nimetini ayağı ası kılıyetken Allah'ın tuzunu yiyip tuzluğuna tüpürüyetken asi insan bulasın. Oynayın. Kança abanlar kop geti yaptı. Kança narsalar deyip bunu evazige nimeler kılıyapız ve nime günahlar yol koyuyapız. Hemimiz ki özümüzü hayatımız mağlulmaz mı? Anıgamaz mı? Törtüncü farzı, vaktimiz yok, kaç oldu? Törtüncü farzı, yiyiliyetken taamdan ayıp topmaslık farz eken. Bizler ne bakalımız? Şorba koptu, ezilip getirdi, tırık yok koptu, ha? Ben haliki, bana kaynanam degen, bana kaynanam gineler degen korsatırlar. Ha? Bilmiyorum kim koyup vergen bu isimge. Lekin bu yakşı isimmez. Allah'ın hakşıge karşı isim bu. Mani kaynanam general degen. Ne gel? Ar-ricalu kavvamuna ala nisa. Man erkeklerini ayollar tepesinde general kıp koydum degen. Rahbar kıp koydum degen. Uyum korsatuğunu korsayız. Korsatuğunu korsayız. Ne mi böyle yaptı? Turli taanlar neyi yaptı da? Aynen aybını top yaptı. Yezilip getirdi, şorba koptu, palan bop getirdi. Yoksa ye, yokmasa yemeyin. Lekin aybını etmeyin. Ne mi için? O bilen uyumuzda hizmetimizi kılıyorken kelinimizi, dilini hafa kılamız. Lokal olduğumuzda koyuyken taamını içmezden kaytar organ takdirimizde hem uyumuzdaki kelinlerini özü tamam böyledi. Ne mi ki yokmadı mı ki? Ha? Onu aybını aytmazdan tur şunu kaytar organınızı özde tamam buladı. Demek ki dadamlığı yokmadı mı ki tamamım diyen derse. Bana şu turt denerse farz eken bir aldanlar. Yine de kogan meselelerini hem hudaha olası yurtumuzda yakışkullar ko.